Merhaba sevgili izleyenler, bir geziyoruz programıyla daha karşınızdayız. Kameraman arkadaşım Musa Uçak'la birlikteyiz. Nereye geldik? Nikfer'e geldik. Buradan da Bozdağ'a çıkacağız. Biraz önce 3 tane sporcu koşularını tamamladılar. Kaymakam Türk bayraklarını verdi. Tavas Kaymakamı Ali Arıkan. Birazdan da jiplere, normal araçlar çıkamıyorsa tabii ki jiplerle birlikte Bozdağ'a çıkacağız. 5. Bozdağ Kayak Kar Şenliklerinde sizlerle birlikte olacağız. Bozdağ Kayak Şenlikleri renkli görüntülere de sahne oluyor. Hakan Hocam, İbrahim Hocam ve Bilal Hocam'la birlikte ultra maraton koşusu yaptınız. Pamukkale'den beri koşuyorsunuz değil mi hocam? Dün akşam 10'da başlayan bir koşu. Deniz'in iki beyazını birleştirme amaçlı. Nikados'un önemli organizasyon sorumluluğunu üstlendiği kayak sporuna ilgi çekme için ve Nikfer'le bağlantı kurup ikinci beyaz Nikfer Bozdağ Kayak Merkezi'ni artık gündeme taşımanın gerektiğini düşünerek Türkiye'de yeni gelişmekte olan ultramaraton sporunu biz Nikfer'de başlattık. Hierapolis, Pamukkale, Traverten Beyazı'ndan, Beyaz Cennet'ten, 2. Beyaz Cennet Nikfer'e koşumuzu dün akşam 10'dan beri şu saate sürdürdük. Şimdi de Bozdağ Kayak Merkezi'ne çıkacağız. Hocam 18 kilometre falan var değil mi daha önünüzde? Bozdağ Kayak Merkezi'ne de koşarak çıkacaksın. Evet, koşarak çıkacağım. Çünkü niye bu rampalara çok gördük, çok yaşadık. Bunda sıkıntı yok. Niye derseniz İtalya, İsviçre, Fransa'da 1200 rakım, 2800 rakımda mücadele ettiğim için burası benim için bir nevi antrenman gibi olmuş oldu. Ama tabii Türkiye adına da güzel bir şey. Denizli adına hani bir öncülük yapalım dedik Denizli'de ultramaraton konusunda. İnşallah 2015'te de hazır hale getirmeye çalışacağız. Hani birimiz değil, hepimiz ne yapabiliriz? Hani bu düşünceyle hareket edersek eğer. Başarılar diliyorum hocam. Neler söyleyeceksiniz? Hem yükünüz de var. Yük de var. Yüksüz olmuyor. Çünkü yolda yiyecek yani ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Ben İstanbul'dan geldim. Buradaki kayak merkezine ilgi çekmek için, buraya turist çekmek için ya da bölgenin tanıtılması için arkadaşıma destek amaçlı geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tavas Kaymakamı Ali Arıkan da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaymakamım. Siz genelde benimle konuşmuyorsunuz ama bugün kıralım artık değil mi bunu? Estağfurullah. Ben inşallah biz sizlerle her zaman görüşürüz. Tavasımız için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. İki beyazı buluşturma çerçevesinde, konseptinde gayret sarf ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl içinde de tam olarak faaliyete geçecek olan tesislerimizle deniz ve Türkiye turizmine katkıda bulunacağız. Tüm Denizlilileri ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. Sağ olun. Ali Bey, geçen yıl 3000 kişi katılmış bu kar şenliklerine. Bu sene nasıl olur sizce? Oldukça da yoğun burası Nikfer. Ondan az olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii yukarıya çıkacağız şimdi. Orada daha güzel organizasyonlarımız olacak. Herkesi de bekliyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel olacağına inanıyorum. Biz bir Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir ateş yaktık burada. Bu ateşin büyüyeceğine ve ülke ekonomimize katkıda bulunacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Kaymakamım. Görüşmek üzere. Zorlu koşullar altında Bozdağ Kayak Merkezi'nde yolculuğumuz devam ediyor. Arabamızı Nikfer'de köy merkezinde bıraktık. Ücretsiz otobüsler kaldırıyorlar. Köy merkezinden vatandaşlar bunlarla çıkıyor. Biz de beleş otobüs bulmuşken bindik diyoruz. Teyzeciğim nereye gidiyoruz? Kayak merkezine. Ha, şöyle saçını biraz şey yap da yüzünü gözünü ben utanırım ya. Ne var utanacak ya? Hem kaymaya gidiyorsun hem utanıyorsun. Hayır be. İlk defa mı gidiyorsun Bozdağ? Evet. Seni tanıyabilir miyiz kısaca? Nurten Kalkınç. Nurten abla nerelisin? Nikferli. Nikferli. Nikfer'de yaşamak nasıl bir şey? Çok şanslısınız. İkinci beyaz cennet burası. Evet. Birinci cennet. Birinci cennet. Evet. Birinci cennet benim, ikinci cennet Pamukkale, üçüncü cennet Bozdağ Kayak Merkezi oluyor. Şöyle bir amcama dönmek istiyorum. Bir kovboyla birlikteyiz. Musa yerde işte çok zor koşullar altında. Merhabalar. Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali İhsan. Ali İhsan abi şu an yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Musa biraz zorlanıyor ama neler söyleyeceksin? Nerelisin? Rehber misin bu arada? Ben Tantur'da 27 sene rehberlik yaptım. Aha. Almanca. Şimdi burası bu kayak merkezi olduğu için bizim köyü için olsun, çevre için olsun çok güzel bir şey.
Gelecek için çok güzel bir yatırım. Çok güzel yani konum. Yani ben turizmciysen yani oraya şey olduğunda müşteri eksik olmayacağını tahmin ediyorum. Devamlı da müşteri geleceğini tahmin ediyorum. Çok güzel yani. Turist diyelim onlara. Yani turist yani buraya %15 anca gelir de yerli turist çok gelir benim kanaatim. Ya ulaşım da kolay aslında buraya yani sıkıntı yok aslında. Evet evet. Orada bizim yaylada yerimiz var zaten. Orada da görüyoruz onu, gelip gidenleri de görüyoruz. Çok geliyorlar yani. Peki kayacak mıyız Bozdağ'da? Tabii canım kaymak için gidiyoruz. Kaymak için gidiyoruz değil mi? Eğleneceğiz bol bol. Eğleneceğiz tabii. Çevremiz için daha güzel, daha güzel şenlik olacak. İyi peki, bence. Orada buluşuruz, yolculuğumuz devam etsin Musa. Ve bu sene 5. Bozdağ Kayak Kar Şenlikleri hayallerin gerçekleştiğini gördün mü sloganıyla devam edecek. Biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, bir amcamla birlikteyiz. Yaşına başına bakmamış, yollara vurmuş kendini. Öyle değil mi? Kaç yaşındasın amcacığım? 35 doğumluyum. 35 doğumlu. Hazan Atay. Evvela dediğim gibi 2003'te Recep Yazıcı'ya minnettarız biz. Yani o yolu bu açtı. Vefat eden vali Recep Yazıcıoğlu'nun hayaliydi burayı gerçekleştirmek. O el aldı. Şu gittiğimiz yoldan sözüm yok bana nallı domuz geçemezdi. Hı hı. O kadar bir sarp yerdi bu yansı. Şimdi göreceksiniz. Hı hı. Bu adam ele aldı bunu. O gündür bugündür burası gelişiyor. Gelişmeye de devam edecek. Allah nasip ederse ömrüm doğrusu daha birkaç tane daha bakacağız. Yollarda. Mutlaka vefat eden valimiz Recep Yazıcıoğlu olur. Bizi şu an görüyordur değil mi yani? Darız ona. O el aldı yani ben öyle bilirim. Dediğim gibi nallı domuz gidemezdi bu yoldan. Ben orayı o dağları çok bilirim. Her yanı bilirim. Bizim şu İpburnu'ndan başla oraya kadar oradan esesi çok bir sarp yerlerdi buralar. Sen sık sık çıkıyor musun Bozdağ? Ben zaten yazın bu şimdi varacağımız İpburnu'nda geçiririm ömrümü. Orada yerim var. Oradan zaman zaman ileri gideriz, görür geliriz yani gezeriz. Ama karların içine de gireceksin değil mi? Gireceğiz nasip olsa tedarik. Şöyle var. Tedarik aldın mı sen? Sopayla gideceksin ben, ama. Ben fazla kıpırayamam. Oralarda dolanacağım ve dikiz edeceğim. Dikiz mi derler? Neyi dikiz edeceksin? Etrafı mı? Kolaçan edeceksin. Tabiatın güzelliğini bakacağım. Çok güzel değil mi? Benim 4. çıkışım bakalım bu sefer nelerle karşılaşacağız. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu dağlar tepe tepe kar yoyu serpe serpe gel yarım gel. Güç çıkanım uyku demiş uyardım. Evet sevgili izleyenler Bozdağ Kayak Merkezi'ne gelmiş bulunmaktayız. Bu görmüş olduğunuz deniz yatakları normalde denizde kullanılıyor değil mi abi? Biz öyle yapıyoruz. Siz niye böyle yaptınız bugün böyle? Kaymak daha güzel olsun diye. Biz her yıl şenliğe geliyoruz ve her yılda deniz yataklarıyla kayıyoruz. Daha zevkli, daha güzel oluyor. Şimdi nereye çıkacaksınız bunlarla? Büyük ihtimalle bu alandaki şu alana çıkmayı planlıyoruz. Tamam, ben pembe rengi çok seviyorum. Siz bunu bana ayırın. Çıkarken bana da haber verin, birlikte kayıyoruz. Beraber 10 dakika sonra görüşmek tamam. Üzere. Çağırın, tamam mı? Ne haber? İyilik. Nilüfer beldesi, beresini de giymiş. Seni tanıyabilir miyiz? Oğlum bak. Şimdi kovalayacağım o olacak yani. Abi nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel. Her sene daha güzel oluyordu. Bu sene daha güzel olacak galiba. İnşallah katılım daha güzel olur. İnşallah kaymakam 10.000 kişiyi bekliyorum dedi. İnşallah. Vallahi deniz yataklarını böyle bir şey için kullanmışsınız. İlk kimden çıktı bu fikir? Vallahi bizim banka memurundan çıktı. Abi sağlıklı değil mi? Kafamızı sağlıklı. Bir yere vurmayın. Uçmadığınız sürece sorun yok. Tamam o zaman. Biz şöyle tur atıyoruz. Tamam. Çağırın. Çağırın. Musa turumuz devam etsin. Sıkı giyin de mi? Üşümüyorsun. Üşümüyor. Sıkıntı yok. Çünkü dün bana olanca nazı yaptı. Orası soğuktur. Ben gitmek istemiyorum. Şimdi de ayrılmak istemiyorum. Çünkü Musa askerliğini Şırnak'ta yapmış. Şırnak görmüş kadar oldu. Şöyle devam edersek sucuk ekmek yapanlar var. Karavan kurmuşlar. Teleferik devreye girecek. Bir de en önemlisi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi birazdan burada olacak. Denizli AK Parti milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola ve Denizli Valisi Abdülkadir Demir bu şenliğe katılacaklar. Biz de turumuza devam edelim. Biraz karın keyfini çıkaralım bizler de. Hadi Musa. Gelin al beni. Güç
Hayatımızda ilk defa bir deneyimi gerçekleştireceğiz. Kar ezme makinesine bineceğiz. Karları abiyle birlikte ezeceğiz. Musa hadi. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi abi insanları ezmiyoruz değil mi? Ezmiyoruz. Karları ezeceğiz. Bizim amacımız o. Ben ikinci defa şenliklere geliyorum. Bu seferki çok eğlenceli. Aman Musa. Biraz sevgili izleyenler size böyle nasıl görüntü, sallantılı görüntüler verebiliriz. Çünkü bu elimizde değil. Abi seni tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin. Özel daire personeliyim. Bu dağın çoğu pistlerinde aşağı yukarı bu sene Ağustos 15'ten bu yana teleski pistinin çıkma yolunu hazırladık. Yolları hazırladık. Pistlerin bir kısmını hazırladık. Yukarıdaki deredeki pistleri hazırladık. Yani burada aktif çalışmalarımız devam ediyor. Konteynerlarımız geldi. Onların içinde geçici olarak tabii önümüzdeki yıllarda büyük binalar yapılacak buraya. Projeler, proje çalışmaları devam ediyor. Yani tüm şeyle çalışıyoruz yani. Canla başla çalışıyoruz burada. Ya biz de sizin bu çalışmalarınızı, bu güzellikleri de ekrana yansıtmaya çalışıyoruz. Teleferik sanırım faaliyete geçti mi? Faaliyete geçti. Yani şurada yukarıda bir sürgünümüz var. Onu temizliyorum işte dünden bu yana. Bayağı temizledim. Teleskiyle çıkılabilir yani. Çıkılabilecek şekilde. İlk kar yağdığında ezmek gerekiyor normalde buralara. Tabii geç kaldı. Makinelerimiz yetişmedi derken, hazırlıklar yetişmedi derken. Bir de ben buranın formeniyim. Geri kalan işlerle de ilgileniyorum. Yani yetişmiyor yani. O yüzden ezemedik yani pistlere. Ama inşallah diğer zamanlar kar yağdığında 10 numara yapacağız buraya. Vallahi biz de geldik abi yardım için. Çalışmalar son hızıyla devam edelim. Devam ediyor. Evet. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, kar ezme makinesiyle birlikte zirveye doğru çıkmaya çalıştık ama tam çıkamadık çünkü kar 2,5 metre civarında. Yükseğe çıktığımızda da daha fazlalaşıyor. Birazcık fırtına var ve acayip soğuk. Görmüş olduğunuz gibi Musa da gösterirse sol tarafta Acıpaya, tam arkamızda yani biraz sağımıza doğru da Baba Dağ var. Oradan biraz ortada Tavas kalıyor. Galiba yerde de aşağıda Musa gösterebiliyor musun bilmiyorum ama insanlar karınca gibi, arabalar oyuncak araba gibi gözüküyor. 200 belki 300'den fazla insan var ama gelmeye de başlayacaklar. Biraz önce de söylediğim gibi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve beraberindeki heyet birazdan Bozdağ Kayak Merkezi'nde olacağız. Rakımda 2300. Bulunduğumuz yer acayip. Musa sen Şırnak'ı gördün, ben Eğirdir'i gördüm ama böylesini görmedik. Evet sevgili izleyenler, aşağıya doğru iniyoruz. Kayakçılar için Hüseyin abi pistini açmaya devam ediyor. Hüseyin abi neler söyleyeceksin? Birazdan kayacaklar. Ne söyleyeyim? Burada Eyüp hocamız vardı. Allah razı olsun ondan. Emeği çok burada. Bu pistler hep birlikte açtık. Arkadaşlar bu arada sıkı yapışın. Dik yerden iniyoruz. Aman aman dikkat abi. Biraz maceralı da geçiyor yolculuğumuz. Böyle dik geldik Hüseyin abi. Aynen. Hüseyin abiyi fazla yormayalım. Çünkü ben bir evin bir kızı olduğum gibi Musa da bir evin bir oğlu. Başımız derde girmesin yani. Sorumluluğumuz olan insanlar var. Hüseyin abi ne zaman kaymaya başlarlar yani? Sen talimat vereceksin değil mi? Hazır dediğinde zaman. Ben buraya iki kere daha inip çıkarsam kayma talimatı vereceğiz. Muhtemelen teleski çalıştıramazsak yani teleski çalışıyor aslında ama enerjiden kaynaklanan bir problem var gibi muhtemelen çözülmüş olması gerekiyor. O zaman Allah nasip ederse kayakçılarımızı buradan kaydıracağız. Kayakçılarımız çıktı buraya biraz önce çıkardım ben. Gerçekten çok beğendiler, mükemmel dediler yani. Hani hayran olmamak elde değil yani. Aşk bir insana duyulan bir aşk değil ama gerçekten Bozdağ'a geldiğiniz zaman
Başka bir tabiat var, başka bir aşk var burada. Doğa aşkı oluşacaktır muhtemelen sizlerde. Hüseyin abi, biz sen iki defa daha inip çıkacaksın ama biz sana orada eşlik edemeyeceğiz. Bu macera bize yetti yani. Sağ olun, sağ olun. Gene de sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz abi. İçin. Buraya bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir Nikferli olarak. Hem kendim burada görev yapıyorum ben, hem sağ olsunlar yani Nihat Zeybekçi bakanımızdan tutun. Yani resmi yerde kimin emeği geçiyorsa hepsinden Allah razı olsun. Yani Nikfer'e böyle bir kayak merkezi bizi kazandırdılar yani. Ama en büyük emek de belki görem, evet, Eyüp Hoca'nın da ama rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu'nun da çok emeği var. Çünkü hayaliydi Bozdağ'da kayak yapmak. Maalesef yapamadı ama inşallah görüyordur. Nur içinde yatsın diyoruz abi. Sevgili izleyenler, hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Kaymanın yaşı yok, öyle değil mi? Evet, evet. Tanıyabilir miyiz size? Ben Ahmet Gözlükaya. Biz Nikfer'deniz. Tanıyoruz zaten sizi Ahmet Bey. Siz müzeye benim geldiniz. Geldik tabii ki, çekim yaptık, haber yaptık, evet. Hatırlıyoruz. Evet, biliyorum. Biz Nikfer esas deniz kalıyoruz da böyle zamanlarda Nikfer'e geliyoruz. Nikfer'in bu işe... Yalnız bırakmıyoruz Nikfer'i. Nikfer'imizin bu hali getirmesin. Çok uğraştık. Çok güzel olmuş. Biz tepelere kadar çıktık. Evet. Acayip kar var. Oralara gidin, kayın. Ben kayamıyorum. Korkuyorum çünkü. Gideceğiz ama. Gideceğiz oraya kadar. Ama havanız var böyle. Yok yok. Siz tanıyabilir miyiz? Hatice Gözlükaya. Ahmet. Hatice Hanım. Ahmet Bey'in eşiyim. Biz de çok şeyiz, gururluyuz. Bozdağ'ın hizmet eden bütün valiler, kaymakamlar, herkesin emeği geçenler, teşekkür ederiz. İnşallah daha bekliyoruz fazlasıyla. Daha da iyi olur inşallah. İnsanların tek temennisi o zaten. Biz turumuza devam edelim. Şarkılar, türküler de çalmaya başladı. Tavas yöresine özgü. Yanımızda Denizli İl Gençlik Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu var. Ben müdürüm diyemiyorum çünkü hocamdı kendisi ortaokuldayken, okul müdürümdü. Hocam nasılsınız? Sağ olun, hocam demek daha güzel. Daha güzel, daha sıcak. Bir emek var, daha sıcaklık var, bir samimiyet var. O emek var orada temelde. Hocam daha güzel. Evet hocam, emeklerinizi hayatım boyunca unutamam herhalde, bütün ortaokul boyunca. Tam o öğrencilerin geçiş dönemindeki sancımızı siz çektiniz diyebilirim. Ya onlar karşılıklı sevgi saygıydı tabii. O güzel günlerde. Güzellikler bak devam ediyor. Başka kulvarlarda, başka yerlerde öğrencilerimizle karşılaşmanın güzelliği elbette daha hoş oluyor. Hocam 5. Bozdağ kayak kar şenliklerindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Biz sık sık geliyoruz aslında protokol ve basın mensupları olarak ama. Tabii tabii. Bugün burayı görmekten elbette çok mutlu oldum, ifade etmek istiyorum. Gerçekten güzel olduk. Burası 30 yıllık bir rüyaydı. Göreve geldikten sonra burayla ilgili bir dosya çıkardık. Dosyanın üzerinde incelemeler yapıldı. Daha önceki yıllarda 82'den beri burayla ilgili çalışmalar yapılmış. 82 yılından süre gelen çalışmalar, deprem etütleri, çığ etütleri, fizyolojik etütler hepsi yapılmış. Rahmetli Yazıcıoğlu valimiz zamanında burada bir ciddi bir hamle yapılmış. Ancak ondan sonra bir durağan dönem var. Şimdi Sayın Valimiz Abdülkadir Demir göreve geldikten sonra kurumumuzdan briefing aldığı zaman öncelikle burayla ilgilendi. Bu dosyayı verdiğimizde hemen dosyayı ele aldı, hareketlendi.
ve 2 yıl içerisinde geldiğimiz nokta müthiş. Buranın böyle olacağını düşünemezdik işin açığı. Ege gibi sıcak bir ilde, denizde sıcak bir ilde böyle bir tesisin olması müthiş bir güzellik oldu. Hayal bile edilemeyecek şeyler. Şimdi hayallerin ötesine ulaşmakta olduğumuzu görüyoruz. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Denizli'de bir klasikleşti artık. Birinci beyazımız Pamukkale, ikinci beyazımız Bozdağ oldu. Şimdi 2 beyazla beraber Denizli her yönüyle hem turizm açısından hem sağlık açısından hem kültür açısından hem spor açısından da çok önemli bir kazanıma ulaşmak üzere. Bugün işte ihalesi yapılan birinci etaptaki telesiyajlar tamamlanmak üzereydi. Birinci etabı tamamlandı. Bugün de belediyemizin, kaymakamlığımızın böyle bir etkinliği var. Gelenekselleşen bir etkinliği var. Umarım burası önümüzdeki yıllarda çok daha farklı işte tesisleriyle, konaklama tesisleriyle, gümrük tesisleriyle, hatta otelleriyle çok daha güzel ve cazibe merkez olacak. Bir diğer husus da Denizli, Ege'nin merkezinde sayıyoruz. İzmir'e de olsa çok yakın, Antalya'da olsa çok yakın. Aydın var, Muğla var, İzmir var. Kayak için çok cazip bir yer olacak. Bulunduğumuz yerin mevcut şartları da çok güzel. Bu nedenle Denizli güzel bir tesise kavuşuyor. Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, emeği geçen herkese, il özelliklerimize, Denizli Belediye'mize de buradan çok teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan kamu kurumlarına, destek veren kamu kurumlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah Denizli bu güzelliği önümüzdeki yıllarda artarak yaşayacaktır. İnşallah hocam, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum ben de. Sizi de burada görmekten mutlu oldum. 5. Bozdağ Kayak Şenliklerinin, Kar Şenliklerinin bu yılki sloganı hayallerin gerçekleştiğini gördünüz mü? Burada sadece insanlar kaymaya, eğlenmeye gelmişler tabii ki, ama burada tabii ki para kazanmaya da gelmiş insanlar, satıcılar var, tatlı satıyorlar. Tabii ki enerji düşüyor. Bizden kaçıyorlar, niye kaçıyorlarsa anlamadık, sanki takip edemeyeceğiz. Musa gel, Musa gel gidelim. Neler var, neler var, neler var. Şöyle gidelim. Tatlıyı gördünüz zaten. Kar altında mangal yakmanın başka bir zevki vardır. Ben yaşadım mı derseniz yaşadım. Bozdağ'a geldikçe sucuk ekmek yedim. Siz de hazırlamışsınız. Evet, hazırladık. Bu arada hepinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali. Ali Şarbak. Nikverliyim. Nikver'de yaşıyorum. Gelmişken de bir şeyler satayım, para mı kazandım dedim. Aynen öyle. Yani gelenleri memnun edelim dedik. Artık bir şeyler yapalım dedik böyle. Nasıl buldunuz, 5.si yapılıyor Kar Şenliklerinin? Ya bu gitgide daha güzel olacak diyoruz. Hani önceden bir hayalimizdi. Artık gerçekleşti yani. Ya hayal değil aslında. Hani olacaktı da. Ama bir şey söyleyeyim Ali abi. Bu yılki slogan hayallerin gerçekleştiğini gördünüz mü? Yani hayaller gerçekleşmiş. Evet. Gerçekleşti gerçekten. Hani kimse ummuyordu ama yapıldı. Hani herkesin mücadele sayesinde. Aynen. Sağ olsun başkanımız, Ali başkanımızın sayesine. Daha büyüklerimizin, valimizin olsun. Herkesin sayesine. Yani bu işler başarılı yani. Arabanın içini de Musa gösterirsen buzdolabı falan var. Tam teçhizat gelmişler. Evet, evet. Burada neler var? Burada... Acıkmadım ama ya. Musa sen acıktın mı? Acıkmış galiba. Her gittiğim yerde masrafa sokuyor Musa beni. Biz çekimlerimize devam edelim. Gidelim. Acıktığımızda bak Musa duydun, gelebiliriz yani. Bize yarı fiyatına. Hadi görüşürüz. Gördüğünüz gibi dağa çıkmanın yaşı yok değil mi teyzeciğim? Yaşım var dağa çıkmanın. Kaç yaşındasın? 62. Dağ sizin. Dağ bizim, yer bizim. Nikverli misin? Buradan Nikverliyim. Adın nedir? Güldane. Güldane. Aa, çok güzel bir isim varmış. Nükleer işini kapat. Kimle çıktın sen daha? Kimle çıktın daha? Gelenler, bindim geldim bir gelen arabalar. Amca falan yok mu? Kaçırmasınlar. Bak kalabalık aman burası. Amca gitme ya böyle yerlere. O kaldı köyde, ben geldim geliyorum. Köyde eve mi bıraktın, kahveye mi? Kahveye bıraktım. İnsan yani, yanında getirir burada. Onun eğlenmeyeyim ben. Başım olursam öyle eğleniyorum. Kaç yıllık evlisiniz? Ömür oluyorum. Kaç yıllık evlisiniz? 42 senelik. Tamam 70 ya, tamam. 40 sene tamam. 72'den. Kendin takıl bence de. Kendin takıl. Ben kendim yaşıyorum. 40 seneden sonra herkes salın bence. Tabii. Güldane teyzem gibi rahatça. Benim bir kardeş var, yaşa diyor bana. Allah onu çok versin. Amin. Ona ömür versin, para da versin, İnşallah. Seni gezdirsin. İnşallah. Çocukların yanına da gidelim isterseniz. Merhaba çocuklar.
Çocuklar beni bir görünce bir tutuluyorlar, kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar. Seni tanıyabilir miyiz? Kazım Kasım Sözeri. Kazım. Sözeri. Kazım Sözeri. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Kazım? 4. 4'e okullar tatil oldu malum. Karne nasıl geldi? İyi. İyi peki. Yani hepsi 5 mi? Hayır, 2 dördüm var. Aa, bir şey değil ya o. Kurtarırsın ikinci dönem. Hediye olarak seni Bozdağ'a mı çıkardılar yoksa ayrıyeten bir hediye alındı mı? Evet, Bozdağ'a çıkardılar. Nikferlisin sanırım. İlk defa mı geliyorsun Bozdağ'a? Hayır, çok gittim. Ne kadar geldin? 5 kere kadar olmuştur. 5 kere, ben 4. Ben Nikferli olmasına rağmen benden bir adım önde. Peki sana iyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederim. Şenliklerinde insanlar kaymaya gelmiş ama ATV'ciler de gösteri yapmaya gelmiş. Siz her yerlerde göremiyoruz Engin Bey. Biz genellikle dağlardayız, kardayız. Yani yol bizim için uygun bir yer değil. Biz dağ yollarından genellikle gidiyoruz. Bugün de burada bir kar şenliği olduğunu duyduk. Hoşumuza gitti ve gelelim dedik. Nereden geldiniz? Deniz'den geldik. Biz Deniz ATV topluluğuyuz. Yaklaşık 25-30 civarında ATV'den oluşuyoruz. 15 günde bir pazarları dağlarda aktivitelerimiz oluyor. Başka illerdeki ATV'cilerle de etkinlikleriniz oluyor mu? Şu an olmadı. Bizim daha 3 senelik bir oluşumumuz var. 3 senedir bu işi yapıyoruz. İnternet üzerinden konuşuyoruz tabii ki de, haberleşiyoruz. Muhtemelen bundan sonraki hedeflerimiz kardeş ATV gruplarıyla birlikte etkinlikler yapmak olacaktır. Bugün buraya da karın tadını çıkarmaya geldik. Karda ATV kullanmaya geldik, eğlenmeye geldik, kaymaya geldik. Leğenlerimizi kaptık geldik. Öyle mi? Leğenlerle geldiniz. Leğenlerimiz kayboldu. Herhalde birileri arakladı leğenlerimizi. Olabilir çünkü ATV'ler açık olduğu için. Açık olduğu için. Gelirken biz sizi yolda da gördük. Soğuk olmuyor mu? Üşümüyor musunuz? Yani sıkı giyiniyor. Özel bizim. Yani hani normal standart kıyafetlerimiz yok. Özellikle soğuğu sıcağı geçirmeyen yalıtımlı kıyafetlerimiz var. Gene eldivenlerimiz, kaslarımız, çizmelerimiz her şeye soğuğa uygun. Benim yani, çizmem soğuk geçiriyor ama su geçirmiyor en azından. Çizmenizin soğuk geçirmesi sebebi muhtemelen içi müflonlu değildir. Evet, değil. Lastik çizmedir. Lastik çizme. Tarlada giyiyorduk bunları. Çok üşütür ayağınızı. Evet, maalesef ayaklarım üşüyor ama en azından su geçirmiyor hocam. İçerisi müflonlu olacak. Tercih ederseniz daha iyi olur. Tamam, ondan bulayım ben. Siz bana yer gösterin. Tamam, çünkü tamam. Sık sık Bozdağ'a geleceğiz. Engin hocam, grup bu galiba. Herkes evet. Burada mı? Evet, grupta? Evet. Yanlarına gidelim mi? Tanıyalım mı? Tamam, tanıyabiliriz. Hadi gidelim. Deniz'in çeşitli iş kollarından esnaf arkadaşlarımız var, doktorumuz var. Nasıl buluştunuz Engin hocam? Ya 4 sene önceydi galiba. Erkan arkadaşımız ilk olarak ATV aldı. Ve Erkan. Burada mı kendisi? Erkan arkadaşımız buralarda olabilir. Ve bana böyle bir ATV aldığından bahsedip benim almama vesile oldu. Ben arkadaşıma bahsettim, onun almasına vesile oldum ve 4 senede sinsili olarak 30'lu sayılara ulaştık ve günden güne de bu sayımız artıyor. Mesela bugün daha bir arkadaşımız katıldı gruba. Daha yeni ilk defa bizimle birlikte geliyor. Muhtemelen önümüzdeki Bozdağ etkinliklerinde ben 50 oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok da güzel bir etkinlik, hobi galiba değil mi? Evet, bu bir evet. Aşk. Çoğunlukla misafir götürüyoruz dağlara. Bizimle birlikte misafirler geliyor. Arkamızda artçı olarak geliyorlar. Ve beğenirlerse her haftaya ATV olarak katılıyorlar bize. Bu tek kişilik değil mi hocam arkaya birinin binmesi? Baktığınız zaman iki kişiliktir. Bütün ATV'ler iki kişiliktir. Ama dağda uygun kullanımı tek kişiyle daha rahat. Ama biz gene de misafir geldiği zaman arkamızda götürüyoruz. Lastikler de iyi değil mi kar için, dağ için? Özel dişi lastiklerimiz var. Ama ona rağmen bol karda gitmiyor. Denedik. Kalıyor.
Vallahi o zaman ben daha şanslıyım. Tepeye kadar çıktım. 2,5 metrelik karın içinden geldim. En güzeli bu karda bence yürümek. ATV, jip hepsi boş. En güzel tabanvay yürümek karın içinde. Biz de yürüyeceğiz. Dönüşte kaymak. Dönüşte kaymak. Zaten birlikte çıkacağız hocam. Yukarıda da görüşürüz. Ben diğer arkadaşlarla da tanışmak istiyorum. Musa bu tarafa doğru çevirirsek. Merhabalar. Merhaba efendim. ATV'cisiniz galiba. Doğrudur. Kulübümüzle beraberiz evet. Neler söyleyeceksiniz? Bozdağ şenliklerine geldiniz. Vallahi biz her pazar böyle geziyoruz. 15 günden 15 gün eşler topluyoruz. Yemeklerde buluşuyoruz. Bir grubu hep ticari kollardan arkadaşlar var. Evet çok... doktor bile varmış yani. Evet, doktorumuz bile var. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz mi? Teknisyenim ben de. Su arıtma teknisyeni. Hepimiz farklı bir ticari kurulu koldayız yani aşağı yukarı. Ben gene grubun genellikle teknik bakımlara ilgileniyorum. Yolda kalanlar olduğu zaman onları toparlamakla meşgulüm. Grubun enerjisinden gelirim. Emniyetçiyim ben. Anladım, anladım. Bu da güzel bir şey. Kendi içinizde de meslek kollarına bürünmüşsünüz o zaman. Güvenlik sizin için önemli. Tabii. En güvenlisi yani kaslarımız olacak, eldivenle çekalatlarımız olacak. Çünkü dağda kaldığımız zaman birbirimizi çekiyoruz, yardımlaşıyoruz, pas ediyoruz. Motordan daha mı risk yok ATV'nin? Hayır. Motordan daha az riskli. Biz genellikle dağlardan gittiğimizde dağlarda devirme şansımız daha fazla oluyor. Ama onun bilincinde oluyoruz biz zaten. Bazen bilinçli devirmeler de yapabiliyoruz yani. Anladım. Şöyle bir aracın yanına gitsek mesela neler vardır? Bagajı falan nerededir? Motoru nerededir? Bir ATV'yi tanıyalım tabii isterseniz. ATV'lerde önde bizim çekalatlarımız vardır. Çekalatları batan bir ATV olduğunda mutlaka bunu uzatıyoruz. Bazılarımız da arkada da vardır. Bagajlarımızda yiyeceklerimiz, çaylarımız, kahvaltılık malzemelerimiz, onlar bulunuyor. Bir de gerekli ekipmanlar, lastik patladığında aniden şişirebilecek köpüklerimiz var. Çünkü dağlarda kazıklar falan da giriyor bunlar. Bunlar girdiği zaman tabii lastik yolda kalmaması için köpükle şişiriyoruz. Kaslarımız hemen iki üç parkurda parçalayabiliyoruz bazen. Bazen düşürüyoruz, bazen masraflı da bir iş aslında bu değil mi hobi? Masraflı bir hobi. Aslında bir pazar günü için çok güzel bir hobi. Yani evde kapanmaktansa ama eşleri dediğim gibi, üzerine basarak söylüyorum, ihmal etmiyoruz. Çünkü 15 günden sonra onlar biliyoruz, bir petrol ofisinde biz dağlardan iniyoruz. Kahvaltıda buluşuyoruz. Onlar araçlara dönüyor, biz yine dağlardan geri dönüyoruz. Onları da ihmal etmiyorsunuz yani dediğiniz gibi. Şöyle gidersek Musa bir kişiyle daha konuşalım. Tekerler gerçekten sağlam. Benimle konuşmayın diyenlerle konuşmayı daha çok istiyorum. Çünkü konuşmaya başladığınız zaman susmuyorsunuz. Merhabalar, buyurun, sizi tanıyabilir miyiz? Adil ben. Berberim. Bayan kuaförü. Bayan kuaförüyüm daha doğrusu. Evet, o bir farklılık var değil mi? Bayan kuaföre gider, erkek berbere gider. Yanılıyor muyum? Kuaförüm ben. Adil Bey saçlarınızı göremiyoruz ama ahenkle dans ediyor mu? Biraz da o yüzden kabarmasın diye kapattık. Arkadaşlar, ne zaman yani merak sardınız ATV'ciliğe? Muhtemelen bir 4 yıl önce falan. İşte Engin Bey var, Erkan Bey var. 3-4 kişi başladık. Gelinen nokta burada. Şu anda 25-30'a yakın motor var. Herkes esnaf, çalışan kesim. Öyle yani. Masraflı bir iş mi bu? Masraflı bir hobi mi yani? Biraz masraflı. Motorlar biraz pahalı. En normali 15 liradan başlıyor. Denizli'de var mı bu tür ATV'ler? Var var. Motor şu sarı tişörtlü arkadaşımız var. Ceketli ondan. Ha, o satıyor. Anladım. Çağıralım mı? Çağıralım. Mehmet Bey. Mehmet Bey çağırmaya gitti. Çünkü ATV'leri o satıyormuş. Bakalım şey vardır ya, para dosttan kazanılır diye bir şey var ya. Yok öyle bir gütmüyor zannedersem. Mehmet Bey bizim motor aldığımız... Şimdi belli olacak. Mehmet Bey hakkınızda söylentiler var. ATV'leri fiyatından fazla satıyormuşsunuz. Arkadaş olduğu için indirim yapmıyormuşsunuz. Yok biz bu işi yapıyoruz ama... Ya bu tabii ki bu özel bir zevk. Zevkin de fiyatı olmaz. Yani bak bu yüzden, söylüyor yani söylüyor. Alıyorum olmaz diyor. Bunlar 3,5 liradan başlayıp 35 liraya kadar, hatta 60 liraya kadar var ama tabii onlar biraz gücümüzü aşıyor. Burada ortalama fiyatlar 30 lirayla 25 lirayla 35 lira arası başlıyor. Biraz pahalı bir spor yani. Zevkli yani, bir spor ama pahalı bir spor. Bozdağ kayak şenliklerine geldiniz toplanıp ATV'ciler olarak. Genelde bu tür etkinliklere hep katılırız. Yani festivalleri kaçırmayız. Biraz da renk katıyoruz. Daha doğrusu teklif geldiği için biz yani geliyoruz. Çağırıyorlar bizi. Başkanımız da bu konuda faal çalışıyor zaten. Gidenler olursa geliyoruz yani. İyi ki gelmişsiniz. Renkli anda, görüntüler olacak zaten. Şu anda bir de şöyle bir çalışmamız var. Denizli'de eksik olan bir tarafımız var. Pistimiz yok. Yani hem motosiklet üzerine hem ATV'ler üzerine bir pist yok. Uşak gibi bir ilde bile var. Denizli'de biz yetkililere bunu duyurduk. Bu gençlerin sporu güvenli bir şekilde yapabileceği bir piste ihtiyacımız var. Onu da istiyoruz. İnşallah yakın zamanda da öyle bir çalışma var. Pamukkale bölgesinde.
veya işte yatağın festivalinin olduğu yerde bir pist çalışması var. Olursa çok daha güzel olacak bizim için. İnşallah hayallerinize kavuşursunuz. İyi olur. Yani. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Bolu'da kayak şenliklerinin 5.sine tabii ki halk yoğun ilgi göstermiş ama protokol üyeleri özellikle de adaylar evde sıcacık oturmamışlar. Halkla birlikte gelmişsiniz Turhan Bey. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sizler de. Bozdağımıza, Nikferimize, Tavasımıza hoş geldiniz. Biz sık sık geliyoruz aslında. Evet, Vali Bey bizi getiriyor ama. Ben de zaten tabii biliyorsunuz valilikteydim daha önce. Evet. Sayın Valimizle birlikte de sağ olsun öncelikle Sayın Bakanımız olsun. Nihat Seybekçi Beyefendi olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz özellikle Kaymakamımız ve Tavas Belediye Başkanımız olsun, Nikfer Belediye Başkanımız çok hassasiyet gösteriyorlar. Özellikle Özel İdare Genel Sekreterimiz Aydem olsun. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, bürokratlar. Gerçekten Denizli'nin ikinci beyazı olarak artık nitelendirilen, vasıflandırılan gerçekten Bozdağımız Pamukkale'den sonra sadece bölgede değil, sadece Denizli'mizde veya Tavası'mızda değil, Ege bölgesinde değil, Türkiye'de artık. Çünkü Pamukkale'nin bir UNESCO tarafından tescillenmesi var. Dünya mirası olarak, uluslararası miras olarak dünyaya kazandırılan kendi konumunda gerçekten ayrıcalıklı olan bir beyaz Pamukkale ve hemen ardından ikinci beyaz Bozdağımız ki bugün ikisini de birleştirdik. Evet, biliyorsunuz. Evet, yürüyüş oldu. Koşarak gelen ve yürüyüşle gelen ve o ay yıldızlı bayrağımızı, Türk bayrağımızı Sayın Kaymakamımızla birlikte Nikfer'de teslim aldık. Sabahın erken saatlerinde gerçekten. Ve Pamukkale ile Bozdağ iki beyaz dediğinde Sayın Bakanımız olsun, Sayın Valimiz olsun artık bugün bilfiilde bu tescillenmiş oldu. Hem de insanlara gösterilmiş oldu. Tabii ki beşincisi gerçekleştirilmekte olan bu geleneksel kar şenlikleri gerçekten bölgede çok ciddi sesler getirmekte. Burdur'dan gelen dostlarımız vardı. Ben sabah buraya erken saatlerde geldim. Tabii hem Nikferli, Tavaslı olmama sebebiyle de bütün dostlarımız tanıyor, akrabalarımız, çevre köylerden gelenler, ilçelerden gelenler, basından bizi tanıyanlar sağ olsunlar ilgi de gösteriyorlar. Herkese hem bir ev sahipliği yaparak hoş geldiniz dedim ben. Ve ilgi artarak devam ediyor. Bakın beşincisi ama ilgi artarak devam ediyor. Geçen seneye göre... Geçen sene 3.000 kişi katılmış. Evet, Kaymakam Bey dedi ki 10.000 evet, istiyor, bekliyorum dedi. 3.000 üzerinde insan katılmıştı, dostlarımız katılmıştı. Tabii daha yukarıda geçen sene bu şenlikler gerçekleştirilmişti. Bu sene biraz daha görüyorsunuz mesafe alındı. Devletimizin burada ciddi yatırımları var. Teleski faaliyete geçti görüyorsunuz. Bu 720 metrelik saatte 600 kişiyi taşımakta olan bu teleskimiz faal halde şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah 8 tane pistimiz hemen hemen hepsi açıldı, gerçekleştirildi. İnşallah bu tamamına erdiğinde de buraya turizm yatırımları ve benzeri yatırımlar artarak devam edecek. Ki biz şunu iddia ediyoruz. Siyaseti de biliyorsunuz sizin televizyonda da ilk canlı yayında sizin aracılığınızla inşallah ben açıklamıştım. Ve Tavas'ın turizm kavşağı olduğunu iddia ediyorum ben. Ve turizm gelirlerinden, turizm yatırımlarından istifade edemediğini iddia ediyorum. Nasıl? Çünkü Hacıpayam makası diye kavşak diyerek nitelendirdiğimiz kavşaktan Tavas'a doğru döndükten itibaren gerçekten bir Antalya istikameti, bir Muğla Fethiye, bir Afrosiyaz Karacasu istikameti. Tam kavşakta Tavas. Turizmden ne kadar istifade ediyor? İnşallah sadece biz kış turizmi peşinde değiliz Bozdağ için. Bunu buradan müjde de verebiliriz. Bakın, yayla, yaz. Yaz turizmi olarak da. Spor turizmi olarak da bakın buna benzer çalışmalarımız olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Beyefendi ile de bu paylaşımlarda bulunuyoruz inşallah. Çünkü artık 31 Mart sabahından itibaren Büyükşehir 11.800 kilometrekarelik alanda topyekün bir toplu kalkınmayı gerçekleştirecek olan Büyükşehir. İnşallah Bozdağ'da bu dev proje içerisinde olduğu için buralar sadece kış turizmi değil bakın. Yaz turizmi olarak yani yaz sporlarının veya takımların buralarda nasıl misafir edilebileceği konusunda, izci kamplarıyla alakalı bir takım burada çalışmalar olabileceği konusunda gerek özellerden, gerekse ilgili dostlarımızla alakalı bütün çalışmalarımız bütün projeleri anlattınız Turhan Bey. Hayır, sadece bakın Bozdağ. Sadece Bozdağ diyorum. İnşallah bu gelirken biliyorsunuz Seyir Tepesi, ondan sonraki bu paraşüt alanları falan. İnşallah 31 Mart'tan itibaren de bu geleneksel karşılıklara devam edecek. Acaba Nikfer Belediyesi kapanıyor telaşasıyla insanlarımızda şöyle bir endişe de var. Sanki acaba bu şenlikler, Kızılca Bölük'teki şenlikler, Tavas'ın çevresindeki şenlikler acaba kaybolacak mı gibi endişeler var? Asla. İnşallah bu şenlikler devam edecek. Ben emeğe geçen bütün herkese, başta Sayın Bakanımıza, Valimize ve milletvekillerimize olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese selam, saygılar sunuyorum. Hayırlı olması temennisini alıyorum. İnşallah.
program başında da söylemiştik, ekonomi bakanı Yasayı Bekçi ve beraberindeki heyet şu an Nikfer Bozdağ Kayak Merkezi'ne girmiş bulunmaktalar. Geldiniz bu hoş arada. Hoş bulduk. Artık her hafta sizi denizde görmeye alıştık. Bu hafta gelmeseydiniz eminim gözlerimiz arardı. Vallahi önceki gün Hindistan'daydık. Dün Antep'teydik. Dün gece geldik. Bugün buradayız. Deniz siz olmuyor. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Allah razı olsun. Sayın Bakanım, bu yılki 5. Bozdağ Kayak Şenlikleri hayallerin gerçekleştiğini gördünüz mü? Sloganıyla başladı. Neler söyleyeceksin? Hayaller gerçekleşmiş mi? Hayallerinin büyük bir kısmı gerçekleşmiş. Tabii bu sene inşaat devam edecek. İnşallah seneye tabii hayallerin birçok kısmı, yani %90'ı gerçekleşmiş olarak gelecek. Yani tek eksiği belki oteller olacak seneye bu zamanlarda. Ama en azından günlük böyle günübirlik konaklama, günübirlik bazı tesisler de burada olacak inşallah sene. Bu haliyle bile hamdolsun, çok şükür. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Peki, iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Olsun inşallah. Nice kar festivallerine hep beraber sağlık ve sıhhatle inşallah diyorum. Bir hayal daha, bugün bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 yıldan beri, hatta çok daha uzun seneden beri buralara gelip gidiyoruz. Her geldiğimizde burada, tabii ki dağın ilk giriş tarafında, oradan buraya gelemiyorduk. Bu sene bu tarafa geldik. Bu sene burada bu teleskilerin yapıldığı ve tesislerin, mekanik tesislerin yapıldığı bölümdeyiz. Değerli hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim, şu anda burada yapılmış olan toplam yatırımların maliyeti 18,5 milyondur. Eski parayla 18,5 trilyon. Sadece şu mekaniklerin yollarıyla beraber ve önümüzdeki sene bu yaz itibariyle yapılacak olan günübirlik konaklamalarla beraber yaklaşık olarak sadece Bozdağ bu bölgeye yapılmış olan yatırımların toplam tutarı 30 milyondur. 30 trilyondur. Bozdağımıza, Nikferimize, Denizlimize ve Tavasımıza helali hoş olsun. İnşallah bakın bu tesislerle, burada yapılan bu hizmetlerle Denizlimiz, Tavasımız, Bozdağımız ve Barzovası başka bir boyuta geçecek. Başka bir iklime geçecek. Başka yeni ufuklar açılacak. Binlerce insanın geldiği, binlerce insanın burada konakladığı, binlerce insanın belki burada istihdam edildiği muhteşem bir cennetin orta yerindeyiz şu anda. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce falan buraya yeni geldik. O gün kar daha azdı. Ta yukarıya kadar, tepeye kadar çocuklarla, yani aileyle beraber çıktık. O gün başka bir güzelliğiyle hakikaten hayran olduk. Burası inşallah bu sene iklim olarak az kar aldı. Ama inşallah daha yıl bitmedi, ama önümüzdeki senelerden itibaren burası Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olacak. Bir de coğrafya anlamında baktığımız zaman belki 20-30 tane şehrin ve ilin gelip de burada kış sporları yaptığı yer olacak. Bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bir hayali daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz şu anda. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya valimiz, özel idaremizle beraber kaynakları aktardı. Buraya Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Bey hiçbir şekilde tereddüt göstermeden şu ana kadar herhalde benim bildiğim 5 milyon kaynağı buraya aktardı. Ve Maliye Bakanlığımız, Bakanımız da biz buraya ne istediysek bugüne kadar hiçbir şey demeden de verdi ve vermeye de devam edecek. Biz de buraya da ilgili bütün imkanları, kaynakları almaya devam edecek. Evvelsi gün Hindistan'daydık, dün Antep'teydik. Buraya gelirken Sayın Başbakanımıza bir emriniz var mı efendim, Denizli'ye gidiyoruz diye sorduğumuzda dedi ki Denizli'mize, hemşerilerimize, kardeşlerimize selamı söylemeyi unutmayın dedi. Sayın Başbakanımızın da sizlere
selamları var. Bozdağ tesislerimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben tekrar emeğe geçen herkese ilk gününden itibaren hayal kuranlarından başlamak üzere bu hayali kuran değerli kardeşlerimizden, Nikferlilerimizden, Barzovası'ndaki kardeşlerimizden, Tavaslılarımızdan, Denizlilerimizden bugüne kadar desteklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasın dileyerek sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, 5. Bozdağ Kayak ve Kar Şenliklerindeyiz. Yanımızda Deniz İl Emniyet Müdürü Zeki Bulut var. Müdür, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Bizler de şenliğe geldik. Evet. Eğleniyoruz. Evet. Kaymayı biliyor musunuz? Malzemeleri hazırlamışsınız. Benim değil bunlar. Ben snowboard yapıyorum. Yani bilseydim bu kadar böyle aktivitenin güçlü olduğunu, ben de ilk defa tabii bu festivale katılıyorum, getirirdim tabii ama inşallah yani TRSK'de açıldı artık. İnşallah böyle buralarda çok güzel bir şekilde kayak merkezleri olacak, büyüyecek. Sayın Bakanımıza dediği gibi yani bölgeye çok güzel hitap edeceğini ben de düşünüyorum. Yani böyle bir Denizli gibi iklimsel olarak da, bölgesel olarak da böyle bir yerde bu kadar güzel karın, bu kadar güzel bir doğanın ve bir tesisin olması tabii çok çok müthiş bir mucize. Yani inşallah buradan en iyi şekilde faydalanacağız. Ben de bunlardan birisi olacağım ailemle birlikte inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah tesislerde. Şenlikler tabii zaten vatandaşlarımız sağ olsun dolu dolu herkes burada. İnşallah önümüzdeki yıl tabii kayak tesisleriyle birlikte daha da büyük, daha da güzel bir şenlik haline dönüşür inşallah. Artık Uludağ falan döküye ne gitmemize yok, gerek yok öyle. Yani, gerek yok yani inşallah. Peki, iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür müdürüm. Ediyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bir geziyoruz programında sonuna geldik. Bugün Nikfer Beldesi'ne bağlı Bozdağ Kayak Merkezi'ndeydik. Bozdağ Kayak Merkezi'nde bu yıl 5.'si düzenlendi. Kar ve kayak şenliklerinin bu seneki sloganları hayallerimiz gerçekleştirdik. Gördünüz müydü? Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve beraberindeki ekip ona eşlik ettiler. Bozdağ Kayak Şenlikleri son hızıyla devam ediyor, görmüş olduğunuz gibi. Bizim buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Musa, yoruldun mu? Valla karnımız acıktı. Biz yemek yemeye gidiyoruz. Başka bir geziyoruz programında tekrardan birlikte olunca dek şimdilik hoşçakalın.